Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2, 2015 Bahar Ara Sınavı. Soru 1. Eynâ ihtefâ yâ turâ diye devam eden cümle Türkçe çevirisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A şıkkı nereye kayboldu acaba? Kayboldu kim? O. B şıkkı nereye kayboldu dersin? Bu cümle kime kurulur? Karşındaki kişiye kurulur. Dersin, sen, muhatap, ikinci şahıs. C şıkkı nereye saklandı? Görüyor musun? Kim? Sen. Sen görüyor musun? Muhatap. Nereye gizlendi? Sence yine muhatap, ikinci şahıs. Nereye saklandı acaba? Belki de yer yarıldı, içine düştü. A şıkkı doğru şık. Nereye kayboldu acaba? Ey nahtafa ya tura demektir. Sanki... Keenne sanki demektir. Yer, el erz demektir. Yarıldı, inşakkat demektir. Aradaki da, vavdan gelmekte. Yuttu, ibtelaet yuttudur. Onu demiş, onu da hu zamiri olur. İbtelaet yuttu, ne? Hiye, o hiye fail. El erz yani yer yuttu. Hu, onu, o kişi, hu da mef'ul olmakta. Nereye kayboldu acaba? Eyne nereye ihtefa kayboldu? Şeklinde A şıkkı doğru olmaktadır. Nereye kayboldu dersin? Yer yarıldı da içine mi girdi diyor. İçine girmek, kaybolmak değil. Oysa yer yarıldı inşakkat, iptalaet girmek manasına gelmek, gelmemektedir. C şıkkı kesin demiş. Kesin yer yarıldı içine girdi. Kesin manasına gelen yani bir ne diyelim tekit, pekiştirme ifade eden bir kelime burada yok. D şıkkı nereye gizlendi sence? Acaba yer yarıldı da onu yuttu mu? Acaba diye bir mana hani diyelim ki enneden geldi. Gerçi ondan gelmez de gelmiş olsa da yine mana tutmamakta. E şıkkı nereye saklandı acaba? Belki de yer yarıldı içine düştü. Düşmek manasında bir kelime yok. Dolayısıyla tercüme sorusu, bunu kelimelerin manasını biliyorsak cevaplarız arkadaşlar. Doğru şık A'dır. 2. Cümlelerin hangisinde 5 ismin kullanımı hatalıdır? 5 ismi anlatmıştık yine, videomuz vardı. Bakalım, önce şunu söyleyeyim. 5 ismin irabı neydi? Vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olmaktaydı. Tabi bir iki şartı vardı. Bakalım şimdi neler tutmuş, neler tutmamış. A şıkkı gara fiil tu fail, gara tu fiil yani. Risalete meful olmakta. Aynı zamanda muzaftır. Ehike, ehike kelimesi burada mecrur konumunda olduğundan ya ile mecrurdur. Doğrudur, doğru yazılmış. Burada ne arıyoruz? Yanlış olanı arıyoruz. 2'de hel ta'rifu eba bekrin. Eba kelimesi mensuptur. Ne ile mensup? Elif ile mensup. Ehi mecrur idi ya ile. C şıkkı hamu yani zehebe fiil. Hamu fail olmakta. Hamu vav ile yazılmış. Faildir, merfudur, raf alameti vav. D şıkkı ra'aytu, ra'a fiil, tu fail. Ra'aytu ben gördüm. Kimi? Daliben bir öğrenciyi. Dedikten sonra zü değil de za nasb halinde gelmeliydi. Elif ile yazılmalıydı. Zü değil za elif ile yazılmalıydı. Dolayısıyla burada bir hata var. İftah fiildir. Yani fetaha yeftahu'dan emri hazır. Ente fail olur. Dolayısıyla mensup kelime gelmesi gerekir ardından. Ki zaten gelmiş. Fa elif ile yazılmış. 5 isimden birisidir. Yani mensuptur, mef'uldür. Doğru yazılmıştır. 3'e bakıyoruz. Eş anlamlı sorulmuş el evdet kelimesinin eş anlamlı zıt anlamlı çalışması yaptıysanız bilmek son derece kolay. Yapmadıysanız zorlanabilirsiniz. Evdet ve rucun her ikisi de dönüş manasındadır. Dolayısıyla eş anlamlısı C şıkkı olmakta. 4. soruya bakıyoruz. 4. soru arkadaşlar en uygun şekilde tamamlayacak kelime hangisidir? Bu kelime ismi alet ile alakalı bir soru. Öncelikle onu söyleyelim. İsmi alet kalıp belli. Mif'alun, mif'aletun kalıpları. Kalıpları biliyorsak rahat çözeriz. Mis'at kelimesi doğru şık olmakta. İsmi alet sorusudur. Yani birinci ünitenin içerisinde işlenmiştir bu konu.
5. Tekil çoğul ikilisi birlikte doğru olarak verilen şık hangisi? Mekanun emakinatun değil, emakin gelirdi. Emakinatun gelmez. Yanlış yazılmış. B şıkkı zibun ziabun. Daha önce bu soru çıkmıştı. Ben bu şıkkı hatırladım. Daha önce de bunu yine çözmüştüm. B şıkkı doğrudur. Ezber olayıdır bu yani. Zibun kelimesinin cemi mükesseri ne gelir? Nereden bileceğiz? Sözlüğü açıp daha önce de bunu ezberlediysek veya kitapta geçtiği için bunu çözümlediysek yine biliriz. 6. Hangisi ef'ali hamseden değildir? Ef'ali hamseden değildir şeklinde de yine soru daha önceki yıllarda çıkmıştı. Tek bu yılı çözmedik. Öncekilerde çözdüğümüzden bunu hatırlayabiliyorum. Ef'ali hamse arkadaşlar cemi müennesler hariç nun ile biten fiil muzarilerdi. Öyleyse cemi müennes var mı? Burada var. E şıkkı. Tektubne, yektubne. İkisi cemi müennes gibi. Burada tektubne cemi müennesi gelmiştir. Nedir bu? Ef'al-i hamseden değildir. Bunun dışında nun ile biten kelimeler ef'al-i hamsedendir demiştik. Ef'al-i hamseyi daha önce işledik. Konu biraz fiillerle, irab ile alakalı bir konu. Tektubune cemi müzekkerdir. Cemi müzekkerler ef'al-i hamsedendir. Nereden anladım? Vav ile nun, vav ve nun ile bitiyor. Tabi vav yerine göre yani açıkça alamettir diyebiliriz. Tektubine yine nedir arkadaşlar? Tektubine müfret müennes muhataptır. Daha doğrusu muhatabadır. Müfrettir, müennestir, muhatabadır. Kalıp olarak belli. Tektubani tesniyedir. Yektubune yine cemi müzekkerdir. Cemi müzekkerler, tesniyeler ve müfret müennes muhataba. Bunlar nedir? Ef'ali hamsedir. Tekrar edelim. Cemi müzekkerler, tesneler ve müfret müennes muhataba. Bu kalıplara ef'ali hamse diyoruz. Değildir demiş. Evet, çünkü E şıkkındaki tek tubne nedir? Cemi müennestir. Müzekker değil yani. Yedinci soru. Ya müminat diye devam eden cümle noktalı yere en uygun ne getirilir? Zor mu? Değil. Neden zor, neden değil? Öncelikle onu söyleyelim. Müminat nasıl bir kelime? Sağ taraftan yardım alıyorduk noktalı sorularda. Sağ taraf cemi müennes bir kelime. Nereden anlıyorum bunu? Açık T ile bitmiş. Hemen sağında dik elif var. Bunlar %98 oranında, %99 oranında cemi müennestir. Bazı kere bu tür kelimeler cemi mükesser de olabilmektedir. Onlar daha istisna durumda. Yani cemidir ve müennestir. Öyleyse getireceğim kelime cemi ve müennes olmalıdır. Öyleyse bu şıklardan hangisindeki kelime, hangi kelime cemi müennestir? Bunu tespit etmek gerekir. Burada cemi müennes olan kelime nedir acaba diye düşündüğümüzde arkadaşlar, bunu bulabiliyorsak yani C şıkkı olduğunu, udlünle olduğunu biliyorsam soruyu cevaplarım. Cemi müennes bunun olduğunu tespit edemediysem bulmam zordur. 8 kelimelerden hangisi camit değildir? Yani nedir? Müştaktır. Camit ile müştak zıt anlamlıydı. Zıt kavramlardır. Camit herhangi bir yerden türememiş. İşte maun su. Bunun mazisi, muzarisi, emri hazırı var mı? Maun. Yo. 5 şıkkı mescit. Mazi, muzari, emir var mı? Var. Ne var? Mescit, secede, yescüdü. Secede fiil mazi, yescüdü fiil muzari. Birinci baptan gelir. Demek ki mazi muzari var. Yani emir de var. Her türlü kalıbı var bunun. Dolayısıyla nedir? Camit değildir. Müştaktır. Şecere kelimesi ağaç, erz yer, ayn göz. Bunların mazisi, muzarisi yok. Bir fiilden türemiyor yani bunlar. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar hangisi camit değildir denildiği zaman B'yi deriz. Çünkü fiilden türeyerek gelir. Tabii kelimelerin aslı fiil midir, mastar mıdır? O da tartışmalı bir konu. Fazla ayrıntıya da girmeyeyim. İki görüş var. Aşağıdaki fiillerden hangisi mebni değildir? Dokuzuncu soru. Mebni olmayanı sormuş. Ketebne A şıkkı. Direkt mebni derim. Niye? Mazi fiil. Mazinin her sıgası mebnidir. B. İftah emri hazır. Emri hazır da mebnidir. C şıkkı. La tezhebne. Her ne kadar muzari olsa da cemi müennes kalıbıdır. Şeydir yani dolayısıyla mebnidir. D şıkkı nazara fiil mazidir. Fiil mazinin her kalıbı mebnidir.
E şıkkı fiil muzari. Fiil muzari mebni değildir. Mebni murebin zıttıydı. Bunu hatırlayalım. Mebni mureb kavramının zıttıdır. Mebni ne demek? Değişken olmayan demek. Mebni değildir. Yani hangisi mureptir diyor. Ya'lemu mureptir. Çünkü ya'lemu'nun başına ben lem cezmedatını getirirsem nasıl yazılır bu? Lem ya lem mime sükun gelir. Lemma getirsem yine aynı. Veya en, len, key, izen bunlar nasb ederdi. Başına len getirsem len ya'leme mimde fetha olur. Demek ki bu değişebiliyor duruma göre. Oysa D şıkkı ve diğerlerin her biri örnek nazara. Bunun başına ister lem getir, ister lemma getir, ister len getir. Yani bazıları gelmez de geldiğini farz etsek bile hareke, irab yönünden bir şey değişir mi nazara? Değişmez. Her zaman aynı yazılır. Yani mebnidir. Mebni ile mureb zıt kavramlar dedik. Mebni her halükarda yazılışı değişmeyen. Mureb başına getirdiğimiz edatlara göre sonunda değişiklik meydana gelen kelime. En yed'uva fiiliyle aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Anlatılanlardan hangisi doğru? Fetha ile mensup muzari fiilin tesniye sıgasıdır. Tesniye ne zamandan beri fetha ile mensup oldu? Hem tesniye diyor hem fetha ile mensup diyor. Bu bir saçmalık. V şıkkı sükun ile mezzum muzari fiilin cemi sıgasıdır. Muzari'nin cemi sıgası sükun ile mezzum olmaz. Bu da bir saçmalık. C şıkkı fetha ile mensup emri gaibin tesniye sıgasıdır. Emri gaip olması için başında li olmalıydı. Dolayısıyla saçma yani. D şıkkı nunun hasfi ile mensup muzari fiilin tesniye sıgasıdır. Doğru mudur? Doğrudur. Nunun hasfi ile tesnielerde ve cimilerde muzari fiil nasb da olur, cezm de olur. Fiillerde irab ünitesinde bunu detaylı bir şekilde anlattık arkadaşlar. E şıkkı tesniye elifi ile merfu, tesniye elifi ile merfu muzari fiilin tesniye sıgasıdır. Tesniye elifi ile merfu olmaz çünkü fiiller tesniye elifi ile merfu olmaz. Ne ile merfu olurlar? Nun var mı yok mu? Ona göre belli olur. Bunu karıştırmış olanlar olabilir. İsimlerde mesela tesniye elifi varsa onun merfu olduğunu gösterirdi ama isimlerde, fiillerde elif onun merfu olduğunu göstermez. Eliften sonra gelen şey yani nun gösterir. 11 aşağıdakilerden hangisinin çoğulu cemi müzekker salim şeklinde yapılmaktadır? Çoğulu cemisi yani. Ezberi bir soru biliyorsanız problem yok. Bilmiyorsanız problem olur. Doğru şık burada A olur. Konu neyle alakalı? İlletli 5 isim diye kitapta geçiyordu. Bilirsiniz 5 illetli isim. O ünite ile alakalı bir soru. O üniteye düzgün çalışabildik ise cevabın A olduğunu biliriz. 12. Galet dedi. Zeynebu Zeynep ene tercem tu. Hazel kitap diye devam ediyor. Burada arkadaşlar kim? Zeynep demiş değil mi? Tercemtü, ben tercüme ettim. Öyleyse altı çizili kelimenin yerine bir kelime getirirken bunu söyleyenin Zeynep olduğu yani müennesse müfret olduğu göz önüne alınması gerekiyor. Bu durumda mütercime olur. Yani B şıkkı mütercimetün. Ene ben neyim? Mütercimetün. Mütercimim. Tercümeciyim yani. Tercüme işi yapıyorum. Tercemtü ile alakalı. Mütercimun olmaz. Müzekkerdir aşık. O yüzden olmaz. C şıkkı mütercemetün. İsmi mef'uldür. Mana tutmuyor yani. Mütetercimun gibi diğerlerinde de bayağı değişik kavramlar var. Mütercim zaten Türkçe'de de kullanılan bir kelime. Doğru şık odur. 13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 5 isimden olan kelimenin irabı hareke iledir? Bu tür sorularda harekeyi görmek lazım. Hareke varsa vardır, yoksa yoktur. Yani çok incelemeye gerek yok. A şıkkına bakıyorum şimdi. A şıkkında küllü ebin. Ebin kelimesinin hareke var mı? Yok mu arkadaşlar? Var. Ba'da esre var görüyorum. Tamam bitti o zaman. Doğru şık bu. Hareke ile irab almış. İyi de hocam ehavani'de de hareke var. Nun'da hareke var. Ne olacak? Ehavani tesniye değil mi? Evet. Tesniyelerin irabı neyle olur? Elif varsa merfu. Elif yerine ya varsa mensup veya mecrur olur. Yani harekeli değil. Harf ile irab alır tesniye.
C şıkkında racülenden sonra za var. Za nasb halindedir. Zuraf, zi cer hali olur. Yani burada harfiyle irab alıyor. Harekeli değil. D şıkkı hami ma'a muzaf. Hami muzaf ile yani hami cer konumundadır. Ya ile mecrurdur. Yani harf ile almış. Harekeyle irab almamıştır. Tıpkı E şıkkında iftahtan sonra gelen fa gibi. Fa da elif ile mensuptur. Yani harf ile irab almıştır. Harekeli değil. 14. Yaşlı adam kendisine gönderilen mektubu büyük bir dikkatle okudu. Cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Tercüme sorusu. Kelime manalarını biliyorsak rahat çözeriz. Bilmiyorsak zorlanabiliriz. Bu doğaldır. A şıkkı gara okudu el racul adam el mut'abu. Mut'ab kelimesi yaşlı manasına gelmemekte. Dolayısıyla yaşlı adam diye bunu sıfat yapıp bu şekilde yaşlı adam diye çeviremeyiz. B şıkkı gara el raculu el musinnu. Evet yaşlı adam demek. Yaşlı adam okudu. Neyi el risalete, risaleyi okudu. Mektubu yani. El muhtarate. Muhtara da gönderilmiş manasında diye yani kendisine gönderilen diye yazmıştı ya gönderilmiş manasında olmadığından şık yanlıştır. Gara el racul el müsün el risalete el mürselete. Doğru ileyhi kendisine biştiyak. İştiyak özlem manasına geliyor. Burada büyük bir dikkatle demiştir. Kelimenin manası yanlış yani. D şıkkına baktığımızda ihtiram. İhtiram kelimesi de arkadaşlar yani olabilirdi hürmet manasında. Burada yine tercih edilen mana E şıkkı olmaktadır. Dikkat manasına buradaki kelime azimden önce kelime gelmektedir. 15. soru. Aşağıdakilerin hangisinde sağdan sola birinci kelime emri hazır, ikinci kelime muzaridir? 15'inde doğru cevabı D olmakta. Da'a yed'u fiilinin çekimi. Ed'u fiil muzari nefsi mütekellim vahdeh olmakta. Ud'u ise arkadaşlar emri hazırdır. Cemidir. Altı. Uridu en cümlesinde boşluğa uygun muzari fiil hangisi olabilir? En ne yapar? Nasb eder. Öyleyse gelecek kelimenin nasb olduğu, nasb olması gerektiğini. Uridu ben yani nefs-i mütekellim vahdeh kalıbına uygun bir kelimenin getirilmesi gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Ekül olsa bu tamamıyla hata. Çünkü sonunda ne var? Sükun var. Oysa en cezmetmez ki. Nasb eder. Ekeltu olmaz. C şıkkı aküle. İşte bu aranan şıktır. Aküle. Çünkü nasb konumundadır. Akülü, nakülü. Nefs-i mütekellim vahdeh kalıbıdır yani diye bir deyişiyle. D şıkkı akuli. Ekelu. Bu da gerçi. Ekelu. Yani bunlar olmuyor. Nasb olması ve nefs-i mütekellim vahdeh kalıbı. Yani birinci şahıs olması gerekir ki o da C şıkkı olmaktadır. 17. Kardeşi Ali güzel ahlak sahibi dindar bir adamdı. Doğru çeviri hangisi olur? Kâne idi ehuhu onun kardeşi ki kardeşinden bedel Aliyün Ali yani. Ehu merfu mübdelün min Ali bedel olmakta. Onun kardeşi Ali idi. Neydi? Racülen bir adamdı. Öyle adam ki veriyen. Veri. Dindar yani. Ve aynı zamanda za hulugin hasenin. Güzel ahlak sahibi. Beş şıkkını bu şekilde manalandırabilir. Kâne idi ahahu. Şimdi ne var? Bu kelimenin irabı hatalı. Yani kâne'nin ismi raf olmalı ya. Bu nasıl bir isim? Nasıl bir raflık? Beş isimle alakalı bir soru bu. Eha raf halinde değil nasb halinde. Kâne'nin ismi ve ne olması gerekir? Raf halinde olması lazım. Kâne isminin raf haberini nasb eder. Bu nasıl bir isim? İsim olamaz çünkü raf değil. Nasb konumunda. Çünkü beş illetli isimden birisi ya bu.
Ehu, eha, ehi. Vav ile merfu, elif ile mensub olur ki şu an mensup. Oysa kânen ismi merfu olmalıydı. Harekat hatası var. Kân ehuhu aliyen. Ehu mübdelün min. Ali bedeldir. Bu nasıl bedel? Mübdelün min'in irabını almamış. Hatalıdır yani. Harekat hatası var yine. Burada da D şıkkının veri'enden sonra zi diye gelmiş olması hatalıdır. Za diye nasb gelmeliydi. E şıkkında ise arkadaşlar zaten yine eha diye gelmiştir. Hatalıdır. Boşlukta evet, cümlesinde boşluğa zebele fiilinin hangi türevi gelmelidir? A şıkkı doğru. Mezbele kelimesi. Yani kalıplardan biraz anlamak gerekiyor. Bunun çok da bir püf noktası vardı diyemiyorum. Zıt anlamlısı sorulmuş. Zıt anlamlısı burada e olmakta. Zıt anlamlı için ezber yapılması şart. Başka bir çözüm noktası yok yani. 20. soru. Türkçe doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisi? İnne şüphesiz ki zemilati kız arkadaşlarım, benim kız arkadaşlarım yedrusne çalışıyorlar onlar. Ma'a ihvanihinne kardeşleriyle beraber. Ve ente sen tehrucu çıkıyorsun ve tetruku ve terk ediyorsun, bırakıyorsun ni beni vahdi tek başıma. Beni yalnız bırakıyorsun. A şıkkı kız arkadaşlarım kız kardeşleriyle beraber çalışıyorlar. Sen ise çıkıyorsun ve beni tek başıma bırakıyorsun. Kız arkadaşlarım kız kardeşleriyle dedi. İhvan kız kardeş manasına gelmemekte. Kardeş manasına gelmekte. İhvan kelimesi meşhur. Ehun ihvan kelimesi. Dolayısıyla burada bir hata var yani. Kız kardeş değil, kardeşler manasında. Kız arkadaşlarım her zaman diyor. Her zaman manasını hiçbir kelime okumadım ben. C şıkkı doğru. D şıkkı bütün arkadaşlarım. Bütün diye bir kelime kullandı. Kül gibi mesela. Bütünlük manasını sağlayan bir şey burada yoktu. E şıkkı kız arkadaşlarım kardeşleriyle beraber çalışıyorlar. Sen ise çıkıyorsun ve beni bırakıyorsun. Bırakıyorsun ama vahdi kendi başıma, tek başıma bırakıyorsun. Bu kelimenin manası verilmemiştir. Bununla birlikte tercümelerin tamamı birbirine yakındı. Tespit etmekte zorlanmış iseniz bu doğaldır diyerek bu videoyu da bitiriyoruz.